Erman Toroğlu bombayı patlattı. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi Galatasaray sezonun 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan Cimbom ilk 15 dakikada 2 gol birden buldu. Sarı Kırmızılılar aynı şekilde devam etmek istese tarihi bir farka gidebilirdi ancak ilerleyen dakikalarda Okan Buruk'un aşırı defansif talimatları taraftarlara rezil bir futbol seyrettirdi. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 10 Şubat Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçı da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Galatasaray'ın net 2 tane penaltısı verilmedi. Sahada doğrandı. Sarı kartlar hep es geçildi. Hakem kontrolü resmen kaybetti. Galatasaray 15. dakikadan sonra maça hiç asılmadı. Yanlış yaptılar. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden 10 Şubat Cumartesi günü Başakşehir ile oynanacak maça odaklandı. Peki sizce Cimbom Başakşehir'i de yenip galibiyet serisine devam edebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da sürpriz Zaniolo gelişmesi. Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolò Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Roma'dan 15 milyon euroya kadroya dahil edilen İtalyan oyuncu sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı. Nicolò Zaniolo Aston Villa formasıyla gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'da sergilediği futbolla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu İngiltere'de aradığını bulamadı. Bu sezon 25 maçta forma giyen Zaniolo 985 dakika sahada kaldı. İtalyan hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Aston Villa, İtalyan hücum oyuncusu Nicolò Zaniolo ile ilgili yeni bir karar aldı. Ada temsilcisinin Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Zaniolo'nun sarı kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Yeni transferleri yetiştirmek isteyen Cimbom'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Galatasaray bir ters köşe yaparak fil dişi sahilinin kaptanı sağ bek Aurier ile anlaşma sağladı. Oyuncunun transfer detayları ve ödenecek para da belli oldu. İşte bomba transferinin ayrıntıları. Galatasaray'da tek gündem transfer. Sağ beki Sasha Boye'yi Bayern Münih'e satan kiralık sol beki Angelinho'nun da Roma'ya gitmesiyle elinde bek kalmayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk transferlerin yetiştirilmesini istedi. Yolun Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın UEFA'ya yeni oyuncu listesini bildirmesi gerekiyor. Bu yüzden kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Erden Timur olmak üzere yöneticilerin gece yaralarından sabah saatlerine kadar telefon trafiğine devam ettiği öğrenildi. Foot Mercato, Ren'in sağ beki Asinho ile anlaşıldığını iddia etmişti ama Galatasaray büyük bir ters köşe yaparak Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Aktarılan bilgiye göre Cimbom ile Aurier arasında 6 aylık kiralama üzerine anlaşıldı. Fil dişi sahili milli takımı ile şu an Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden tecrübeli sağ bek için kulübü Nottingham Forest'a bonservis bedeli ödenmeyecek. 6 aylığına kadroya dahil edilecek Aurier'e yaklaşık 650 bin euro ödenecek. Galatasaray Berkay Yılmaz ile el sıkıştı. Freiburg'da ise pazarlıklar sürüyor. Sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Freiburg'un genç yıldızı Berkay Yılmaz ile sözlü anlaşmaya vardı. Devre arasında ciddi bir bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılılar, Freiburg ile de görüşmelerini sürdürüyor. Uzun süredir sol bek için görüşmeler yürüten Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Angelinho ile yollarını resmen ayıran sarı kırmızılılarda Kazımcan Karataş'a da kiralık teklifler bulunuyor. Hem yurt içi hem yurt dışından teklifler alan Kazımcan Karataş'ta da yollarını kiralık olarak ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar genç sol bek Berkay Yılmaz'ın kendisiyle büyük ölçüde anlaştı. Freiburg'da forma giyen 18 yaşındaki sol bek için bir süre önce resmi teklif yapan Cimbom, İspanya'dan da ilgi gösterilen genç futbolcu için kulübüyle de pazarlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk'un iki kez arayarak özel olarak görüştüğü Berkay Yılmaz'ın büyük bir gelecek vaat ettiğini düşünen sarı kırmızılılar, Alman ekibiyle de uzlaşma zemini arıyor. Galatasaray'dan cezbeden teklif. Sasha Boye ile vedalaşan Cimbom, sağ bek transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Galatasaray'ın Rumen sağ beke oyuncuyu cezbeden bir teklif sunduğu iddia edildi.
Sacha Boey'i rekor rakama Bayern Münih'e gönderen Galatasaray sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Digisport'ta yer alan habere göre Cimbom Kuluj'da forma giyen Christian Maniha'yı radarına aldı. 26 yaşındaki sağ bek Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor ve PAOK'un da talip olduğu ancak sarı kırmızılıların teklifinin Christian Maniha'yı cezbettiği belirtildi. Kuluj ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Maniha'nın Rumen ekibinin yeni sözleşme tekliflerini reddettiği haber detayında yer aldı. Kuluj, Christian Maniha'yı Apollon Limassol'den 2020-21 sezonu öncesi 400 bin euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Maniha 648 dakika süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi. Galatasaray'da şok ayrılık. Trendyol Süper Lig'de bu sezonda şampiyon olmak isteyen Cimbom'da flash gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle satmıştı. Galatasaray eksik bölgelerini arayışlarını sürdürürken bir bomba haber daha geldi. Gelen habere göre İngiliz devi şu sıralar performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte dev transfere dair tüm detaylar. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılar ara transferde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda yönetim transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerine devam ediyor. Öte yandan Galatasaray'da takımdaki birçok isme adeta teklif yağıyor. Bu isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Yıldız oyuncu bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmesi oldu. Buruk 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek sağ açık, sol bek sol açık ve forvet olarak oynattı. Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Manchester United yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor. Ayrıca 6 ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu. Bu gelişme üzerine yönetimden flaş bir hamle geldi. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Keçiören Gücü'nden transfer etmişti. Cimbom Ankara ekibine 2.1 milyon euro bonservisi artı sonraki satıştan %20 pay şeklinde anlaşmıştı. Aslan %20'lik payı almak için Ankara temsilcisiyle bir temas kurdu. Cimbom kısa süre içinde görüşmeleri noktalamak istiyor. Galatasaray transfer görüşmelerine başladı. Cimbom sol bek transferi için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile görüşmelere başladı. Tagliafico Ajax formasıyla gösterdiği performansa dikkatlerini üzerine çekmiş ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmişti. Galatasaray'ın bu transfer için ciddi adımlar attığı ve oyuncunun da transfer teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Nicolas Tagliafico 2018 yılında Independiente'den Ajax'a transfer olmuş ve Hollanda ekibinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Sol bek mevkiinde etkili performansıyla takımının başarısında önemli bir rol oynayan Tagliafico, hücum ve savunma yönleriyle de dikkat çekiyor.